Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin kadınlara söyle diyor Cenab-ı Allah. Gözlerini kaçındırsınlar. Ve ırzlarını korusunlar. Yani gayrimeşru ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Yani doğal olarak görünen hariç. Başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Baş kelimesini çıkaralım. Baş yok çünkü. Allah adına yalan söylemiş olursunuz. Baş kelimesi yok. Örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Göğüslerini kapatsınlar. Yani memeleri görünmeyecek de kapatsınlar. Süslerini kendi kocalarına. Bak senin hiç işine girmeyecek bir şey. Hiç işine girmeyecek bir şey. Yani birçok yobaz dinden çıkıyor ben bu ayet okuyunca. Bak süslerini kendi kocalarına. Kadın süsünü kime gösterecekmiş? Kendi kocasına, eşine, nikahlısına. Bütün süslerini gösterebilir diyor Allah. Yani ne kadar süsü varsa, ne varsa gösterebilir. Kime gösteriyor? Eşine, helaline. Başka? Babalarına, kayınpederlerine, oğullarına, kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerin oğullarına, kız kardeşlerin oğullarına, kendi kadınlarına, sahillerin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz veya iktidarsız cinsel gücü olmayan hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini, cinsel organlarını tanımayan, cinselliği bilmeyen, kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Bunlara gösterebilirler diyor. Kabul ediyor musun? Etmez. Etmez. Yani bir kere ayetin ne manaya bile geldiğini bilmiyorsunuz lan. Benden öğrendiniz. Akıllarını attılar ya. Bilmiyorlardı ayetin manasını. Yok ya boncuk kastediliyor diyor. Boncuk. Bak al sana boncuk. Göstert. Altını ve boncuğu göstertmeyin diyor. Buyur. Ne oldu? Hoşafa mı döndün sen buna görünce? He? Kendini kaybettin mi şu an? Hem altın var bak işte. Görüyorsun. Hem de boncuk var. Şakır şakır boncuk. Kendini mi kaybettin? Yalan söylemeyin. Boncuktan falan bahsedilmiyor ayette. Çok açık buradaki ifade. Anlamazdan geliyorsunuz. Boncuklarını göstertmesinler diyor kadın diyor. Ulan daha ne diyorsun burada anlamıyor musun bak. Kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsel gücü olmayan hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, kadınların cinsel organını bilmeyen, cinsellikten anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler diyor. Niye anlamazdan giriyorsunuz? Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tövbe edin ey müminler, umur ki felah bulursunuz. Yani en akılsız adam bile burada kastedildiğini bilir. Neyi kastedildiğini. Anlaşılmayacak gibi mi bu oradaki ayet? Baş kelimesi de geçmiyor. O kendi kendinize çıkarttığınız evet. ifade. Nerede başörtüsü? Bak tefsirine baktım. Zorlamanın şekline bak. Diyor ki başlarınızda zaten mevcut olan diyor. Başörtülerinizi diyor. Kadınlar memeleri açıkmış, göğüsler açıkmış, başında da başörtüsü duruyormuş. Altı kavalı, üstü şişhane derler ya. Öyle bir kıyafetle geziyormuş kadınlar. Sonra ayet inince de başörtülerini o kadar bolmuş ki kumaş kafasında. Kumaşı aşağıda sarkıtıp başörtüsünden göğsünüzün üstüne vurun demiş. Yine olmuyor, en fazla düğümleyebilir boğazın altından. Evet, yan tarafa L biçiminde alması gerekiyor. Evet. Yine göğsü görünüyor. Evet, tabii ki. Tabii ki. Yani en namüsait göğüs örtme yöntemi. Tabii. Evet. Ve bir kere başta diyor, mevcut, hazır diyor. Bir kadın başörtüsüne mi doğar başında ya? Zaten var olan diyor başörtünüzü diyor. Şu zavallılığa bak ya. Yok öyle bir şey ayet. Örtünü hımır. Göğsünüzün üstüne vurun, memelerinizi örtün diyor hanıma. Göğüsleri açık geziyor normal. Zenciler falan var ya Afrika'da evet, falan. Evet. Üstsüz kadınlar var. Her yerde dolu o zamanlar üstsüz kadınlar. Göğüsleriniz açık olmasın, göğüslerinizi örtün diyor Cenab-ı Allah. Evet.
Bu. Evet. Karmaşık bir şey yok. Baş kelimesi yok. Evet. Cilbap vardır Ahzab suresinde. Baştan aşağı tamamen örten, ta ayaklarına kadar, kollarına kadar da örten, siyah kumaştan, evet, siyah kumaştan bütün vücudu kaplayan örtü vardır, çarşaf. Kur'an'da geçen budur. Başörtüsü diye bir kelime geçmiyor. Evet. Ama bazı kardeşlerimiz işte bunalıyorlar yahut işte utanıyor, toplum çekiniyor yahut işte güç bulamıyor, çeşitli sebeplerden yapamıyorlar, ayrı mesele. Doğrusu budur. Tabii. Doğrusu çarşaftır. Kimi tansiyonu çıkıyor mesela, kullanamıyor. Kimi ailesinden baskı görüyor, kimi sokaktan baskı görüyor. Yahut çeşitli birçok nedeni olabiliyor işte. O yüzden doğrusu çarşaftır. Yapamıyorsa ayrı mesele ama Allah bunu bize dedi, başörtüsü var diye ortaya çıkarsan doğru söylememiş olursun. Allah'ın öyle bir hükmü yok. Allah'ın hükmü çarşaftır. Ha o da işine gelmiyor olabilir, nefsine ağır geliyor olabilir. Ayrı mesele o. Allah'a dua et, inşallah aklın, imanın o gücü bulur ondan sonra veyahut bedenin o gücü bulur veya çevrendeki imkanlar düzelir, rahatça kullanabilirsin. Doğrusu çarşaftır. Evet, ayet hükmü de çok açıktır, anlaşılmayacak gibi değil. Kadınların aile içerisindeki özgürlüğünden bahsediyor Allah. Buradaki hüküm bu.